Herkese merhabalar arkadaşlar. Veri konusuyla sizlerle birlikteyiz. Son konumuz hiç vakit kaybetmeden yani başlayalım. Evet arkadaşlar, bugün göreceğimiz konuda ne var? Merkezi eğilim ölçüleri, merkezi dağılım ya da merkezi yayılım ölçüleri, bir de grafik türlerini göreceğiz. Hemen bakalım neler varmış burada. Veri ile başlıyoruz ama öncesinde arkadaşlar size bir kez daha hatırlatayım. İlk önce ödevimizi verelim. Ödevimizi verirken de yazılılarınız devam ediyordur. Belki matematik yazılısı olmamışsınızdır. Hemen ben veriyle ilgili ödevi vereyim. Veriyle ilgili ödevimiz 291'den 300 sayfanın sonuna kadar hepsini yapalım. Çünkü bitiyor zaten arkadaşlar. Ödevimiz 201'den kitabımızın sonuna kadar yani 312'ye kadar, 313'e kadar dedik. Burayı vermiş olduk. Bir de bir kere daha hatırlatmak yarar var. Matematik yazısı olmuyor arkadaşlar için. Yazılı hazırlık soruları var burada arkadaşlar. Tam 12 soru. Gerçekten de sınavda sorulabilecek tarzda sorular. Bunları gözden kaçırmayın dedim. Nerede? Dinamo kitabında. Bir de arkadaşlar yazılıyı anlatırken de söylemiştik. İkinci dönem yazılı notlarında da burada da sana matematik sınavın geçmiş olabilir ama coğrafya sınavın hala vardır mesela. Burada da ikinci dönem yazılı notları birinci ve ikinci yazılı ikisi birlikte belki hocaların daha önden sorar diye hepsi de çok güzel şekillerde akıllı kalıcı şekilde anlatılmıştı. Bunu da hatırlatmış olalım. Biz artık veriye geçelim. Veri neydi? Bir sonuç çıkarmak için deney, gözlem, araştırma yoluyla elde edilen her türlü bilgiye biz veri diyoruz. Ve bu veriler arkadaşlar ölçüm yapılırsa bu verilerle biz de bu ölçümleri de merkezi eğilim ve yayınım olarak iki, iki parça ayırıyoruz. Ve burada bizim karşımıza mod tepe değeri diye bir şey çıkıyor medyan ortanca çıkıyor. Bir de ortalama çıkıyor arkadaşlar. Merkezi eğilim. Yani merkezin nereye doğru eğrilmiş? Ne tarafa kaymış? Ona bakıyorsun burada. Burada yani merkezin ne tarafa doğru? Sen mesela sınıftaki herkes çok yüksek aldıysa ortalama yüksek bir tarafa doğru eğrilir. Yani oraya doğru yatı yatar. Veya da ortanca ne yapar? Yüksek notlar olduğu için ortadaki yüksek not olur genelde. Mod tepe değeri de çok kişi yüksek aldığı için senin en yüksek en fazla sayıda tekrar eden de ne olacak? Modun olacaktır. İşte biz buna merkezi eğilim. Nereye doğru eğiliyor ona bakıyoruz. Bir veri grubunun hangi değer etrafında toplandığı hakkında yorum yapabiliriz. Yani bizim neredeyiz, nerede kötüyüz ona göre yorum yapabiliriz. Yani neredeyiz, nerede kötüyüz daha çok ne tarafa yakınız onu gösterir. Merkezi dağılımsa açıklık yani birbirinden uzaklığı ve standart sapma bir netin birbirine yine uzaklığından yani standart sapmada sınavlarda da vardır ya. Yani ne kadar çok farklılık gösterdiğini verilerinin yığılma gösterdikleri değerden bakın yığılma gösterdikleri değerden ne kadar uzakta ve nasılın dağılım gösterdiklerini belirtir arkadaşlar. Bunu unutmayın sakın. Bu ikisi arasındaki fark budur. Birisi nereye eğrildiğini birisi de ne kadar nasıl farklı dağılık mı düzenli mi onu gösterir sana. Hemen merkezi eğilimle başlayalım. Bir mod tepe değeri veri grubunda en fazla tekrar eden veriye o veri grubunun modu tepesidir. Benim ortaokul şey lisedeki öğretmenim şöyle demişti arkadaşlar. Moda. Moda neyse o demişti. Moda ne? Herkesin giydiği daha çok kişinin giydiği şey moda olurdu. O zaman tepe değeri de benim için moda yani en çok tekrar eden sayı demek. Ve unutmayın bir grubun modu birden fazla olabilir veya moda olmayabilir. Yani ne demek istiyorum? İki kişi grupta mesela beş çeşit var iki çeşitten daha fazla tekrar var. O zaman onların ikisi aynı anda mod olabilir. Ama herkes eşitse mod yoktur. Ve burada önemli olan her zaman modda, medyanda, or aritmatik ortalamada düzgün sırayla yazmaktır. Düzgün sırayla yazılmış mı bakalım? Yazılmamış. Biz yazalım. 30, 45, bakın 1.45 daha, 1.45 daha, 47, 1.47 daha, bakın 30, 45, 45, 45, 47, 47, bir de sonunda 53 var. Bakın arkadaşlar en çok tekrar eden kim? Gördüğün gibi 45. İşte biz buna da mod eşittir 45 diyoruz. Buraya baktığımda bunlar düzgün sıralanmışlar. 2'den bir tane, 3'ten 2 tane, 4'ten 2 tane ve de bunlardan 2 tane. O zaman ne diyorum ben de? Mod nedir arkadaşım? 3 ve 4'tür. Buraya geldim. 11'den 2 tane, 13'ten 2 tane, 15'ten 2 tane var arkadaşım. O zaman ne diyorum? Mod 15, 11 ile 13'tür diyorum. Peki hocam burada 12'den 2 tane, 14'ten de 2 tane. burada arada şeyi de unutmayalım. Ve 15'tir. Mesela 14'ten 2 tane, 12'den de 2 tane olsaydı ne olacaktı? O zaman modun da olmayacaktı. Çünkü herkes eşitse mod olmaz orada. Herkes zaten eşit sayıda olacaktı. Hocam herkes mod Değil. Birden fazla olabilir ya da olmayabilir arkadaşım. Unutma aklında olsun. Geldik medyana. Medyan nedir? Küçükten büyüğe doğru sıralanmış bir veri grubunda veri sayısı tek ise tam ortadaki veri sayısı çift ise ortadaki iki değerin aritmatik ortalamasını alacağız. Ne demek istiyorsun hocam? 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Bakın 2 burada, 2 burada. Bu tam ortada. İşte bu ortancıdır. Ama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın arkadaşlar bu 2 burada, 2 burada. Bu ikisi ortada kaldı. Bunların da aritmatik ortalamasını alacağız. Aritmatik ortalama ne? Toplayıp 2'ye bölmek. Temel işlettiği balık restoranında müşterilerine bir anket düzenlemiş. Sunulan balıklara bir kötü, 5 iyi not olmak üzere 1'den 5'e kadar rakamlarla puan vermeni istemiş. Puanlamanın sonucunda da böyle bir tablo çıkmış. Puanların medyanı nedir diyor. Bakın bir puanı kaç kişi vermiş? 10 kişi. 1 1 nokta 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 1. Burada kaç kişi var? 10 kişi. Hatta şuraya yazsak ki 1 1 nokta 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 1 burada kaç kişi var? 10. Kaç kişi 15 vermiş? 15 15. 2 kişi vermiş. Kaç kişi 9 vermiş? Şey kaç kişi 3 puan mı? Ver... Bir dakika şunu yanlış yazdık. 2 2 2 2 kaç kişi 2 vermiş arkadaşlar? 15 kişi. Kaç kişi 3 vermiş? Bakın 3 3 3 nokta nokta 3. Bundan da 9 kişi vermiş. Bir de 4 4 4 4 4. Buradan kaç kişi vermiş? 18 kişi vermiş. 5 5 5 5 5'lerden de kaç kişi vermiş? 17 kişi vermiş. Bakın toplam kaç kişi bu deneye katıldı? 10 25, 34, 52, 69 kişi katıldı. 10, 20, 30, 40. Buraya da 50 desek 54. Evet, 54'ten sonra. 54'ten sonra 62. Ne oldu? 69 kişi deneye katıldı. 69 kişi deneyin arkadaşlar. Unutmayın. 34'ü bir tarafta, 34'ü bir tarafta 68. 35. sayı bizim için ortancadır. Yani medyandır. Unutma. İşte bu kadar. Bak zaten burada 35 sayı, burada da 34 sayı var. Görüyor musun? O zaman demek ki burada şöyle de yapabilirmişiz. Bakın buradan da gözüküyormuş. 34 sayı var şu an burada. Buradan da gözüküyor. Burada 34 sayı var. Burada 35. O zaman şunlar da 34. Tam şuradaki 4 medyandır dedik. O zaman 4'ü de medya olarak bulmuş olduk. Gördün mü arkadaşım? Olay tamamen böyle. Pratik, güzel olaylar. Çok mantıksal olaylar. Geçelim. Aritmetik ortalama neydi? Aritmetik ortalamada veri grubunda kimler varsa hepsini topluyorsun. Veri sayısına bölüyorsun. Bu da aritmetik ortalama. İstanbul'da Mart ayı boyunca 6 gün bey 15 derece olmuş. Bak 6 gün 15 derece ise toplam 90 derece benim için sıcaklık vardı. 9 gün 20 derece ise toplam 180 derece. Bir gün 20, bir gün 20, bir gün 20. 6 günde 25 tane, 25 derece ise o zaman 150 derece. 10 günde ne olmuş oldu? 200 derece. Bakın benim toplam tek tek yapmadım toplu yaptım. 15, 15, 15, 15, 15, 15, 20, 20 demedim. Toplam yaptım. Benim toplam sıcaklığım 200, 380 şöyle yapabiliriz. 200, 150, 150 diye düşünsek 300'dü. 500 eder. Buradan 30, buradan da bu. Ne oldu? 620 derece olmuş oldu. Hemen bunu söyledik. 620 derece. Bakın 200, 350, 530, ne oldu? 620 derece. Peki bunda arkadaşlar dikkat edin. Sıcaklık ortalaması nedir diyordu? 620 derece bölü kaç gün var arkadaşım burada? 15, 31 gün var. Bakın Mayıs ayı 31 gün çekiyor. Mayıs ayı 31 çektiğine göre demek ki benim günlük ortalama sıcaklığım nedir? 20 derecedir. Şuradan da görebilirdin. Bakın bu iki arkadaşınki 20 derece zaten. Bunlar da eşit sayılar olduğu için 15, 25 bunların da 20'dir ortalaması. O zaman tamamının da 21'dir diyebilirsin. Terimler arasındaki fark sabit olan veri grubunda medyan ve aritmetik ortalama birbirine eşittir. Ne diyor arkadaşım burada? Terimler arasındaki fark sabit olan veri grubunda. Yani şunu demek istiyor. 3, 6, 9 diye giderse bir olay 9, 12, 15 diye gitti. O zaman diyor ki Bakın burada aritmatik ortalamada budur. Ortanca da budur diyor. Bitti. Doğru söylüyor. Bakın tam ortası 9. 15 artı 18. 15 artı 3 18. 6 artı 12. 6 artı 12 18. 3 artı 15 18. 6 artı 12 18. 9 da var. 45'i diyor. 5'e bölersem o da 9 eder. Demek ki medyanı aritmatik ortalama birbirine eşittir. Ne zaman? Aritmatik artan dizilerde medyanla Aritmatik ortalama birbirine eşittir dedim. Ve bu soruyu da geçtim. Şimdi biraz antrenman yapalım. Anladık merkezi eğilim ölçülerini. Mod, medyan, e, aritmatik ortalamayı anladık. Hemen bakalım neler var. Bir yabancı dil kursunda ABC sınıftaki kursiyerlerin yaş ortalaması 20, 26 ve 29'dur. Kim var burada arkadaşım? A kişi olsun burada. A kişi varsa bu adamların yaşları toplamı 20 A'dır. Çünkü ortalaması buysa çünkü neden böyle dedik arkadaşım? A sınıfındaki toplam kişiyi bilmiyorum. Ama neyi biliyorum? Burada A kadar insan olduğunu ve aritmetik ortalamasının 20 olduğunu biliyorsan hemen sen hızlı bir şekilde bunda A kişi varsa 20 A'dır diyeceksin. Burada B kişi varsa o zaman bunların da toplamı 20 B'dir diyeceksin. Burada C kişi varsa bunların top pardon özür dilerim. Burası 26 olacak. Burası da 29 C'dir diyeceksin. Bak şimdi AB kursiyerlerinin yaş ortalaması. Toplayalım arkadaşım. 20A artı 26B bölü toplam ya. Kişi sayısı artık A artı B oldu. Ortalaması 23 ise hemen attım karşıya. 20A artı 26B eşittir. 23A artı 23B yaptım. Buradan da ne buldum arkadaşım? Attım karşıya 3A eşittir. 3B buldum. Buradan da A eşittir B buldum. Ve birinci kısmı bitirdim. İkinci kısma geçtiğimde de B ile C sınıfları da 26B artı 29C bölü ne geldi elime? B artı C geldi. Bunların da ortalaması 28'miş. Hemen işler işte dışlar yaptım. 26B artı 29C eşittir. 28B artı 28C oldu. Attım karşıya C'yi. Bir tek C kaldı. Attım B'yi karşıya. 2B olmuş oldu. O zaman arkadaşım çok dikkat et. Bu üç sınıfın kursiyerlerinin yaş ortalaması nedir diyor. Hemen onu da şu kısmı hızlıca yapayım. Hangi kalemle yapayım? Yeşil kullandık. Lacivert kullanalım mı derken mor mora karar verdim. Hemen onunla yapalım. Bakın nasıl yapacağız? 20A artı 26B artı 29C bölü artı kişi sayım A artı B artı C olduğu için o zaman hemen bunları da yerine koyayım. A zaten A'ydı. Sadece A zaten B'ye eşitti. 20B diyebilirim. E B zaten B'nin kendisiydi. C'nin yerine 2B koyarsam burası 58C eder. Bölü burada B, A zaten B'ye eşitti. B zaten kendisi B'ydi. Burası da 2C oldu. Toplarsak arkadaşlar 20, 26 daha 46, 58 daha 42 olsaydı 100'dü 104 mü oldu? O zaman 104B bölü ne olmuş oldu? 4B eşittir. Bu arada 2C'de C'de 2B demiştik. B'ler birbirini götürdü. O zaman ortalaması da kaç çıkmış? 26 çıkmış oldu arkadaşlar. Gördük mü olayı? İşte bu kadar. Bunların ortalaması da 26'ymış demiş olduk. Geldik zor bir soruya. ÖSYM tarzı bir soruya geldik. Hemen bunu yapalım. Bir veri grubundaki sayıları küçükten büyüğe sıralandığında tek ise ortadaki sayı, veri çift ise ortadaki sayının iki sayının aritmetik ortalaması o veri grubunun ortancısı. Biliyoruz zaten bunu. Ortancının tanımını yapmışın, Biliyorum kardeşim. Veri grubunda en çok tekrar eden sayı o veri grubunun modu. E bunu da biliyorum ben. Bize ne diyor? Tam sayılardan oluşan, burada tam sayılardan oluşan, küçükten büyüğe doğru sıralanmış veri grubunun sadece iki değeri birbirine eşittir. Bu veri grubunun mod, medyan ve aritmatik ortalama değerleri birbirine eşit olduğuna göre A çarpı C kaçtır diye soruyor. Bakın sadece iki değeri birbirine eşitmiş. Ve de burada 6 burada, 10 burada, 14 burada. Bunlar da burada küçükten büyüğe doğru sıralanmış. Zaten burada 7, 8, 9 olabilir. 11, 12, 13 olabilir. Burada bayağı bir değer olabilir. Bunları biliyorum. Bu veri grubunun modu, medyanı ve aritmatik ortalaması birleşmiş. Bir dakika şimdi. 3 burada var. 3 burada var. Bir kere bunların nedir bu? Bu nedir arkadaşım? Bunların kesinlikle ve kesinlikle medyanıdır. Ortancayı buldum. Mod da bu adam olduğuna göre. Bakın modu da bu adam olduğuna göre. Mod da bu adam olduğuna göre. Modu da bu adam. Modu da bu adam olduğuna göre o zaman bu adam ya 10'dur ya 14'tür. Bakın mod da bu adam olduğuna göre ya 10'dur ya 14'tür diyemem. Ne olacak arkadaşım? Direkt B'dir yani mod da B'dir. Mod da e, ya 10'dur ya 14'tür. Ya da başka bir şey de olabilir mi? Olamaz. Çünkü bunlar neydi? Sırayla gidiyorlardı. Bakın moda olması gerekiyor ya. Bu arada tabii ki de ee, bunlardan iki tanesi birbirine eşit olduğuna göre burada B ile ilgili biz başka bir şey söyleyemeyiz şu an için çünkü burada her şey olabilir. Onu düşünelim bir daha nasıl yapacağımızı söyleyelim. Biraz önce söylediğimiz gibi arkadaşlar ne dedik? 6A, 10, 10, 14C, 23 olabilir çünkü küçükten büyüğe sıralandıkları için. Mesela buradaki bir değerle bu B Mod oluşturursa o zaman olmaz. Neden olmaz arkadaşım bununla bu mod oluşursa? Çünkü sırada olmazlar. Mesela buradaki 9 ile bu 9 olsa o zaman sırada olmaz. Demek ki B ya 10'dur ya 14'tür Tamam bunu da çözdük. Modumuz da ya 10 ya 14. O zaman bir aritmetik ortalama alalım. 6 artı A artı B diyelim ki 10 olsun. 10 artı 10 artı 14 artı C artı 23 bölü ne olacak? 7 tane sayı var. Aritmatik ortalama bu arada 10 olsun yine. Çünkü ne dedik? Aritmatik ortalama da bunlar eşitti. 10 sa o zaman ne oldu? 70 oldu. Hemen bakıyorum. Bakın 10, 20, 34, 53, 59 oldu. A artı C eşittir. A artı C artı 53 eşittir. 70 oldu. A artı C eşittir. 17 geldi ki ama bu 6'dan, 6'dan büyüktü. E bu da 14'ten büyüktü. O zaman demek ki bu hiçbir türlü olmaz. Heh, olayı çözdük o zaman. Demek ki benim grubum 6A10 14 14 C 23'müş. Şimdi toparlayalım arkadaşlar burayı. Gördüğünüz gibi 6 artı 10 20. 10 daha var 30. 30 artı şurada da 37 var. Bir de A artı C var. Toplamları da ne olacaktı arkadaşım? Aritmetik ortalama bölü 7 vardı. Ve benim artık aritmetik ortalamam 14 olduğu için 14 kere 7 98 olacaktı. Buraya bakarsam burası kaç geldi? 67 artı A artı C eşittir 98 olduğuna göre A artı C eşittir nedir arkadaşım? 31'dir. Üf bak şimdi çok süper oldu. Bunu nasıl toparlayacağız şimdi? İyi izle. Benim şimdi buradaki değerim gördüğün gibi buradaki değerim 6 ile 10 arasında bu da 14 ile 23 arasında. Bu diyelim ki 20 olsa buna 11 kalır olmaz. 10 olamıyor zaten 9 olur. Bu A dediğim 9 olur. C dediğimde 22 olur. O zaman 31 olmuş olurlar. Başka da şansları yok. A çarpı C'yi sormuş oldu. O da 9 kere 22'den do dolayı ne olacak arkadaşım? 210'dan çıkartırsak 198 kalmış olacak. Nedir arkadaşım? 180 180 18'dir. O da 198'dir. Müthiş bir soruydu. Burada 17 14 olduğunu moddan anladık. Aritmetik ortalamada da bunun 10 olamayacağını gördük. Sonrasında da 14'e göre yapmış olduk. Geldik merkezi yayılım ölçülerine. Burada da açıklık var. Açıklık dediğimiz alt değer ve üst değerler var. Alt uç değer verilerin en küçük olanıdır. Üst uç değerse verilerin en büyük olanıdır arkadaşlar. Dikkat edin buraya. Bir veri grubunda en büyük değerle en küçük değer arasındaki farka da açıklık range denir. Hemen bakıyorsun bir sayı dizisinin range'i bakın sayılar sıralı gibi gözükse de range 12 ise o zaman bu x 16 olabilir. x 16 olabilir. Çünkü bu sefer ne olur? Açıklık 16 olmuş olur. Ama dikkat edin bu x burada olsa ne olur? Bu x burada olsa bakın bu x aralarda bir yerde olsa açıklık 9 olurdu en fazla. Başka olmazdı. Bu x burada olursa ne olur? x 4 5 6 13 aradaki fark 13 ise 12 ise açıklık. O zaman burası da 1 olur dedik. Bakın gördünüz mü? Isınma çok güzel oldu. 16 ya da 1'miş alabileceği değerler toplamı diyordu. O zaman bu da 17'dir. Çünkü en küçük değerim x ise en büyüğüm 13. Aradaki fark 12 ise 1'dir. En son değerim x en küçük değerim 4 ise o zaman aradaki fark 12 ise x'im de 16 olacaktır. Standart sapmaya geçtik. Standart sapma ne diyordu arkadaşım bana? Bir sayı dizisindeki elemanların aritmetik ortalamadan ne kadar saptıklarını gösterir. Ne kadar saptıklarının ortalamasını gösterir. Standart sapmanın küçük olması veri grubundaki değerlerin aritmetik ortalamaya yakın olduğunu gösterir. Yani millet ortada yığılmıştır. Standart sapmanın küçük olma olan, standart sapması küçük olan gruptaki veriler daha homojendir. Daha standart sapma arttıkça homojenlik azalır. Standart sapmayı arttırırsan millet ortalamadan uzaklaşır. Millet böyle bir genişler. Daha fazla değerler almaya başlar. Hayır, biz ne yapacağız? Standart sapma yakın tutarsak sınıfımızı homojenleştirmiş oluruz. Millet birbirine daha yakın, daha çok anlayan, daha çok birbirleri anlaşan insanlar olur. Aritmetik ortalaması eşit olan grupların standart sapması küçük olan grup daha başarılıdır. Bu da ekstra bilgi. Aritmetik ortalama eşit olduğunda standart sapma kim küçükse onlar daha çok merkeze yakın oldukları için merkezde daha çok yayıldıkları için biz bunlara da daha başarılı gruplar diyoruz. Hemen bir tane soru var. Ona göre bakalım. Standart sapmanın tarifini yapmış. Standart sapma şöyle hesaplanıyor. Arkadaşlar unutmayın. Aritmatik ortalamayı buluyorsunuz. Sonra bütün değerleri tek tek çıkartıp karesini alıp topluyorsunuz. Bakın aritmatik ortalamadan birinci değeri, aritmatik ortalamadan ikinci değeri çıkartıp karelerini alıp toplayıp sonrasında da kaç tane eleman varsa onlardan bir eksine bölüyorsunuz ve köke alıyorsunuz. Sanki biraz zor gibi ama görsel aklınızda çok kolay kalıyor. 4, 6 daha 10. 18, 28. Etti mi sana 40. Bakın 40 bizim toplamımız. Kaç kişinin? 5 kişinin. O zaman ortalamam 8. Şimdi dikkat edin. 8'den 4 çıktı. 4. 4'ün karesi artı. Çok kolay ya. 8'den 6 çıktı. 6'nın 2. 2'nin karesi. 8'den 8 çıktı. 0. 0'ın karesi. 8'den 10 çıktı. Eksi 2. 2 ile aynıdır. 2'nin karesi. 8'den 12 çıktı. Eksi 4. 4'ün karesi. Bölü ne olacak arkadaşım? Biz 5 kişiydik. Hayır 5 eksi 1 olacak. Bir de köke gelecek. Kim bu? Standart sapma. İşte bu kadar. Olay bu. Aritmetik ortalama tek tek çıkartıp kareleri alıp toplama. Böl bir eksini al kökünü. Bitti. Yemek tarifi gibi oldu ya. Bu Instagram'da yemek tarifleri veriyorlar ya. 16, 20, 0, 4. Ne oldu? 20 de burada var. 40 bölü 5, 4'ten dolayı. O zaman cevabım ne oldu? kök 10 olmuş oldu. Kök 10 nedir arkadaşlar? 3'ten biraz büyüktür. Aritmetik ortalamaya yakın mıyım? Değilim. O zaman demek ki çok homojen değilim. Standart sapmasını bulduk mu? Çok da güzel bulduk. Çok da iyi bulduk. O zaman bu soruyu da geçmiş olduk. Standart sapma nasıl bulunuyormuş? Bu formülü bilmem gerekiyor. Ben de bu formülü konu olarak bir daha anlatacağım ama soru üzerinde anlatmış oldum. Aritmetik ortalamayı bul. Herkesi çıkart karelerini topla. Bir tane eksiğine ne yaptın arkadaşım? Hemen aşağıya yazdım. Kişi sayısının bir eksiğini köke aldım. Bitti. Geldik grafik türlerine arkadaşım. Bir veri grubunun eşit aralıklarla alt gruplara bölünerek her bir grubun sütun grafikleriyle gösterilmesine histogram denir. Histogramın arkadaşlar oluşturulmasında şu verileri. Veri grubunun açıklığını buluyorsun. Veri grubunu kaç, grubu, kaç gruba böleceğine karar veriyorsun. Açıklığın grup sayısına bölünmesine grup genişliği bulunuyor. Ve grup genişliğinde de gruplar belirleniyor ve grafikte gösteriliyor. Bu histogram. Histogram nasıl oluyor arkadaşlar? Histogram şöyle oluyor. Mesela 3 ile 5 arası diyorsun. Bakın burada 3 kişi var. O zaman 3 4 5 var. Onu böyle işaretliyorsun. Sonra mesela burada e, ne diyorsun? 6 ile 8 arası diyorsun. Bunu da böyle hesaplıyorsun. Bunlara biz histogram diyoruz işte. Olay bu arkadaşım. Unutma. Histogram böyle yapıyor. Sütun grafiği nedir? Sütun grafiğinde de her bir sütun bize dikey olarak ne yapıyor? kimlerin ne kadar değerli olduğunu söylüyor. Sütün grafiği de bu, bu, şekilde gösterimdir. Çizgi grafiği de gerçek sayı değerlerini alabilen veriler için kullanılır. Veriler yatay ve dikey eksenlerde yazılarak birleştirmesiyle bulunur. Mesela bu 800'e 10'sa A, B şeyleri 10 saatte gidiyorsa o zaman 1 saatte 80 kilometre gitmiştir. Mesela 4 saatte o zaman ne gitmiştir? 320. O zaman bunun geldiği yerde 480'dir dersin. Çünkü gittikçe azaldığı için 4 saatte bu 320 gider. 320 giderse o zaman sen hala yukarıdasındır. 320 çıkartıp bulursun. Dairede de dikkat etmemiz gereken bir bütünün istatistikler olarak ayrılmasını söylüyor. 90 derece, 60 derece ve buraya da ne kalır arkadaşım? 150'den dolayı 210 derece kalır. Bunların hepsi 30'un katları olduğu için hemen sen buraya 7K, buraya 3K, buraya da ne dersin arkadaşım? 2K dersin. Bakın ne oldu burası da? toplam 12K oldu. Evet 30'un katlarıydı. Buna göre hareket edersin. Yani burada hemen sen bunları ne yapıyorsun? Ortak bir katla K gibi değerler yazmaya çalışıyorsun. Devam edelim. Grup genişliği belirledikken arkadaşlar açıklık grup sayısına bölündüğünde sonuç tam sayı değil ise elde edilen en büyük sayıdan en küçük tam sayı grubu ne diyor? En büyük sayıdan büyük en küçük tam sayı grup genişliği olarak ayarlanır. Bakın şimdi 3, 4, 5, 6, 8, Burada 5 tane, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane var. Bakın 11 tane grubum var. Bakın grup sayısı 4 olan dilim buraya. Grup sayısı 4 olan bir veri hemen bir histogram yapalım. Bakın grup sayısı 4 olacaksa arkadaşım ben ne yapıyorum? Hemen kaç tane vardı burada? Bunları hemen söylüyorum. Grup sayısı 4 olacağı için veri grubu için hemen grup sayısı 4 olacak. Grup genişliğini o zaman nasıl belirteceğim? Hemen grup genişliğini 3 olarak belirliyorum. Bakın şimdi bir histogram çizeceğim buraya. Bu histograma da çok dikkatli bakıyorsun şimdi. Ne yapacaksın hemen? 4'erli 4'erli alacağız. O zaman grup sayısı 4 olacak ya. O zaman 3'erli 3'erli alacağım arkadaşım. Bakın 3'erli 3'erli alacağım. Çünkü burada 3, 3, 3. Buna da 2 kalmış olacak. Yapacak bir şey yok. O zaman grup sayısını 4'erli aldığım için hemen ne diyorum? 3 ile 6 arası. Bakın burada olacak. Hemen bir sonraki Pardon, 3 ile 5 arası burada olacak. Hemen 6 ile 11 arası burada olacak. Hemen buradan da bakarsam o zaman ne olacak? Burası da yine bu şekilde olacak. Bunları da, daha doğrusu bunları böyle eşit çizebiliriz. Bunu da eşit, farklı bir şekilde çizebiliriz. Bu şekilde olacak arkadaşım. Bunu da böyle söylemiş olalım. Şimdi burayı tam anlatamadık, bir daha anlatalım arkadaşlar. Bakın yapacağımız şey şu. Veri grubu için grup sayısı histogramı oluşturalım diyor. Bakın açıklığımız kaç? Açıklığımız 4 ile 13, 3 arası olduğu için 4 ile 3 arası olduğu için 11 açıklığım var. Peki grup sayısı ne olsun arkadaşlar? 4 olsun. Bakın grup sayısı 4 yapalım burada. Dediğim gibi grup sayısını 4 yapalım. O zaman ne diyoruz? Birinci grup 3 ile 6, 3 ile 6 arası olacak. 3 ile 6 arası olacak. Ve bu 3 ile 6 arasında kaç kişi girecek arkadaşım? Gördüğün gibi 3 kişi girecek. Peki Grup sayısında biz 4 dediğimize göre o zaman grup genişliğim ne oldu? 11 bölü 4'ten dolayı ne olmuş oldu? 2'yi geçti ama 3 olamadı. O zaman ben bunu ne yapıyordum? Daha büyük en küçük sayı 3'e yuvarlıyordum. O zaman ne diyorum bak? 3 ile 6 arası. Bunların hepsi düzgün olmalı. Bakın 3 ile 6 arası diyorum buraya. Hemen buraya çizdim. Birinci grubum 3 ile 6 arası. İkinci grubum 6, 8 olacak. Sonrasında 6, 8 derken pardon 6, 9 olacak. Üçüncü grubum ne olacak? 9 ile 12 arası olacak. Dördüncü grubumda ne olacak? 12 ile 15 arası olacak. İşte bakın 3 ile 6 arasında kaç tane sayı var? Burada 3 tane sayı var arkadaşlar. 3, 4, 5. Hemen bakıyorum. 6 ile 9 arasında kaç tane var burada? 2 tane var. O yüzden de bunu küçültüyorum. Hemen şurayı çiziyorum sana. Bak bu olacak Instagram'ım. Histogram şöyle bir şey olacak. Burada da 2 olacak. Son olarak da arkadaşım 9 ile 12 arasında da 11 ve 11 var. Bakın 12'yi almıyorsunuz. Burada da 2 tane var. Hemen bunu da 2 olarak çizdim. Ve de burada bir tane daha söyleyelim hemen. Burada da 12 ile 15 arasında da gördüğün gibi 13, 12, 13, 14 var. Burada da 4 değerim var. O zaman histogramında şurası olmuş oluyor. Ne yapıyorsun? İlk önce açıklık. Sonra grup sayısını buluyorsun. Grup sayısını zaten sen seçiyorsun. 4 demiştik zaten. Grup genişliği de 11 bölü 4'ten de 3 olduğunu buldun. Bunu bu şekilde yapmış oldun. Hemen geldim bir başka soruya. Açıklığı bul diyor. Sırasıyla gidiyor. Açıklığım nedir arkadaşım? Açıklığım 17 eksi 10'dur. Buradan da 7 buldum. Bak açıklığım 7. Grup genişliğini bulalım diyor. Grup genişliği nedir arkadaşım? Grupun Grup genişliğini ne diyebiliriz? Hemen onu söyleyelim. Grup genişliği de açıklık bölü grup sayısı diyoruz. E, 4 gruba ayıracağız. O zaman 7 bölü 4'ten de bu 1 küsürdür. 2 değildir ama 1 küsürden daha büyük bir sayı 2 en küçük tam sayımdır. O zaman bunu ne yapacağım arkadaşım? İki şerli gruplara ayıracağım. Ve grafiği çizelim hemen hızlıca. Grafiği çizersem de ne görmüş oluyorsun arkadaşım hemen? Grafiği çizersem de şöyle bir şey görmüş olacaksın. Hemen şurada ikiliye bunlar. En düşük 10 var. 10 ile 11 arası. Kaç kişi var arkadaşım? 3 kişi var. Bu 3'e denk gelecek. Hemen sonrasında 12 ile 13 arası olacak. 12 ile 13 arası yapacağım. Evet, 12 ile 13 arası yaptım. Burada da kaç kişi olacak arkadaşlar? 2 kişi olacak. Bakın 12 ile 13 arasında da 2 kişi var. Sonrasında arkadaşlar hemen ne yapıyorum? Bir de 14 15 arasını alıyorum. 14 15 arasında da gördüğünüz gibi ikişerli ikişerli burası. 14 15 arasında da hemen yine 2 kişi var. Onu da söyledik. 14 15 arasında pardon, 3 kişi var. Bakın histogramın burası burası, burası ve de son olarak da da 16 ile 17 arasında da ne var arkadaşım? Grup genişliğini 2 almıştık. Burası da 2 tane değer var. Histogramı da bu şekilde çizmiş olduk. Evet çok güzel bir soruydu. Histogramı da geçtikten sonra artık arkadaşlar yapacak çok bir şeyimiz kalmadı. Hemen bir tane de ÖSYM tarzı soru yapalım ve konumuzu bitirelim arkadaşlar. Son sorumuz artık ÖSYM tarzı sorumuz. Bir şarlı diş fırçası ABC markaları 3 tür diş fırçası üretme, üreterek satmakta ve sattığı diş fırçalarına bir kısmı müşteri tarafından firmaya iade edilmektedir. Bir ay boyunca bu firmanın diş fırçalarına ait satış miktarının sayısınca sayıca dağılımı şekil 1'deki daire grafiğinde satılan diş fırçalarının de yüzdesi yüzdeleri şekil 2'deki gibi verilmiştir. Bakın A'nın B'nin yüzdesi yok şimdi şu an ortada. Ama iadeleri de burada var. Bu ay boyunca A türü şarj dişli fırçası 800 tane satılmış. Ve bu ay boyunca B türü şarj dişli fırçası, 102 tane iade edilmiş. Bakın iade yüzdesi B'nin neydi? %17 idi. O zaman 17 bölü o zaman B tane şey varsa %17'si 102. E 17 ile 102'yi sadeleştirelim. 6 kere var. 6. Demek ki B'den 600 satılmış. Bakın B 600'müş. E bu 800. O zaman bunlara 240 kalmıştı. Gördüğün gibi bunlar 240 dereceyi bölüşecekler. Ama nasıl bölüşecekler? Bu 3 birim olarak bu da 4 birim olarak bölüşecekler. Şimdi bunları yaptık. <laughs> bunları yaptıktan sonra arkadaşım 102 tane yağ Buna göre diyor A ve C tür diş fırçalarından ne kadar yad edilmiş diyor. Bakın bu 600 bu da 120. 120 zaten nedir? Bunların 3'te biri olacak. Ona göre burada hemen A ve C türü diş fırçalarının yüzde kaç iade edildiğini bize soruyor. Bunu hemen yapacağız. Bakın şimdi arkadaşlar çok dikkat edersek B'nin iadesi yüzde 17 idi. Ve burada da burada ne yaptı bizde? Yüzdeleri ise şekil 1'de ne yapıyordu? Satış miktarınca satış vardı. Burada da 102 tane iade ettiğine göre arkadaşım o zaman ben buradan B'nin yüzde 17'sini iade ettiği için ben B'nin 600 olduğunu buldum. Satılmış ve burada da bunun 800 olduğunu buldum. Bunların ikisinde buldum. Bulduktan sonra şimdi ne yapacağım arkadaşım? Ben A ve C türlerinin diş fırçalarının kaç tanesi iade edildiğini bulacağım. E bunun 800 olduğunu biliyorum. 800'ün %13'ü hemen 800 çarpı 13 bölü 100 yapıyorum. O zaman bu ne oluyor? Bunlar birbirini götürüyor. Hemen buradan da ne çıkmış oluyor? 80, 104 tane iade edilmiş oluyor. Peki arkadaşım bak geri kalan 240'ım. 240 derecem. Bak 240 derecem 1400 ise 120 dereceye kaç kalır? 120 dereceye de 1400 ise 700 kalır. Ha işte bunu bulduk. Bakın 240 dereceye 1400 ise 120 dereceye 700 olur. O zaman biz de C'nin de kaç olduğunu biliyoruz. 700 çarpı 7 bölü 100 oradan da 49 tane olacaktır. 49 tane olursa da Toplamları da 153 tane iade olmuş olacaktır. Bakın sütun ve daire grafiğini birlikte yaptık. Bir daha söylüyorum. İadesinden dolayı tamamını buldum. 800, 600 pardon. 800 de buydu. 240'lık yere 1400 düştü. E 120'lik yere de 700 düşer. E 700 ise iadesi %7 ise 100'e böldüm. 7 ile çarptım. Burada da 100'e böldüm. 13 ile çarptım. Ayrı ayrı 104'e 49 buldum. 153 bulmuş oldum ve bu konuyu da bitirmiş oldum. Arkadaşlar lütfen Kesinlikle ve kesinlikle ödevinizi yapmamazlık yapmayın. Artı yazılılarda destek olan da bu kitapçığı da bence yazılılarınız bitmediyse kesinlikle edinin ve buradan da çalışın diyorum. Sözü fazla uzatmıyorum. İşte karşında ödülü soru. Basit bir histogram sorusu. Grup genişliğini soruyorum. Hadi yüklen bakalım yorumlara. Like butonunu kırmayı unutma. Seni sevdiğini unutma. Bu son videomuzdu. Artık seneye görüşürüz.